Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Size sunuyorum. Hangisini yapayım? Zekiler ve akıllılar arasındaki fark. Zeki ne demek? Bir başka şey var. Kelam. Başka Risale-i Nur bize neler getirmiş? Risale-i Nur. Sonra istikamet. Dershane sorunlarını yaptık. İstikamet. İstikamet, Risale-i Nur neler getirmiş bizim hayatımıza? Ondan sonra dedik ki seyahat ederken yolda fark ettiğim noktalar var. Onlar gerek yok. Zekiler ve akıllılar arasındaki fark. Şimdi üç tane şey sundum size. Zeki ve akıllılar. Ondan sonra kelam. Zeki, akıllılar, kelam kalsın. Kelamdan giriş yapar kardeşim. Evet. Kelam kalsın istersen, için girersek. Şeydir. Ondan sonra bu neydi? İnatı yaptık. İnat çok önemli bir şeydi. Efendim. Tamam. İstikamet. İstikamet. Ben zeka ve akıllı kullanıyorum abi. Zeki ve akıllı. Risale-i Nur ne getirmiş? Oo, hepsi de var. Başka? Zeka ve akıl. Zeka ve akıl. Benim abi kelamı da tercihim sen yapmadın. Benim kelam mı? Kelam ilk başta da sen deyince o zaman istikamet. Tamam ha. İstikamet ve kelam. Yok, önce kelam istiyordum da. He. Şimdi deyince o zaman madem öyle istikamet yapayım. Tamam, istikamet. Aynısı abi. Kelam ve istikamet. İstikamet. Kelam istiyorduk, o iptal edince istikamet. İstikamet. İstikamet fazla oldu. İstikamet fazla. Ama abiler istiyorsa. Yok. İstikamet abi. He? İstikamet. Tamam. İnan benim istediğim pek hiç olmuyor. Ben tam bitti. Siz artık oyunuzu kullanmadınız. Oyum şeydeydi. Risale-i Nur bize neler getirmiş. Ama geçti. Yarın bunu yapmayacağız. İstikamet de çok önemli de. Mesela Risale-i Nur'un getirisi. Getirdiklerinden bir tanesi de en mühimi belki. Hayata istikamet. Peki istikamet muvazeneli yani kantar ve muhakemeli metresi olmaktır. Yani istikamet bir insan oturup kalkarken, söylerken, derken, yazarken, çizerken elinde bir mihenk olmalı. Bir metresi olur, bir de kantarı olur. Bunu yapmasa, mesela benim de çok dürtülerim oluyor mesela gündelik hayatta. Böyle yap, böyle git, böyle de. Çoğunlukla %70 muvaffak oluyorum yani o dürtüleri yani nefisten geldiğini. Fakat gelenleri çoğusunu kıvırıyorsun kafasını. Çünkü ölçün var. Bu meziyet değil, Risale-i Nur okuyanlar da olur. Bu nereden geldiğini anlar. Demek ki İstikametin temeli bir eline metreyi, bir eline kantarı tutmak lazım. Muvazene ve muhakeme ölçüsünü bırakmamak lazım ki ihtina sırat-ı müstakim olsun. Başka yani tartmadan, ölçmeden söyleme ve yapma. Başka sözlerinin ve fiillerinin siyak ve sibakına bak. Bakar istikametli insan. Sözlerinin ve fiillerinin siyak ve sibak. Siyak ve sibak ne demek? Öncesi ve sonrası. Öncesi ve sonrasını düşünmeyip söyleyen, yapanların istikameti olmaz. Adınız gibi bilin. Hani bir cümlemiz vardı ya bizim. Geçmişten korkma çünkü elinde. Gelecekten tedirgin ol çünkü elinde değil. Yani nasıl yaşayacağını bilmeyen, nasıl öleceğini de bilemez. Yaşadığının şuurunda olan ölümünden endişe etmez.
Nereye gideceğini bilmeyen nerede olduğunu da bilemez. Yani nereden geliyor kaynağına, nereye gidiyor neticelerine dikkat et. Söylememesi, yapmaması zararsa söyler ve yapar. Söylememesi, yapmaması zararsa söylememesi, yapmaması zararsa söyler ve yapar. Bu istikametli insan. Yani sonradan eyvah diyeceğine başta eyvallah dememesi lazım. Sonunda eyvah diyeceğine şimdi eyvallah dememek lazım. Başka, insanların seviyelerine göre konuşur istikametli insan. Yani kabullenemeyeceğini demez. Kabullenemeyeceğini demez. Çünkü onu kabullenmesi için daha önce öncül bilgileri ve haletleri olduğuna dikkat eder. Yani öncül bilgileri vermeden bir şeyi, neticesini söylemez ve yapmaz. Çünkü sence doğru olan şeyin altyapısı çok, malzemesi var. Hani dün demiştik değil mi derste? Hayalini ve tasavvurlarımız, hayalimiz ve tasavvurlarımız çabuk çöküyorsa doğru bilgilerden çalıyoruz demektir. Bu bina düşünün, bina çabuk yıkıldı. Demek ki malzemeden çalmışlar. Hayalimiz çabuk çöküyorsa, düşüncelerimiz çabuk çöküyorsa doğru bilgilerden çalmışız demektir. İslamiyet'in lubunu kışrıyla lubuyla göstermeli. Yani İslamiyet'in lubunu kışrıyla, kışrını da lubuyla göstermeli. Yani hikmetlerini ifade ederek söylemeli. Hikmetlerini insanlar bulsun dememeli. Yani mesela fıkıh bile sorsalar, yani geliyorsa elinden illetiyle hikmetini beraber söyle. Yani Allah'ın hükmünü bir de niçinini de söyle. Daha kalıcı olur, daha mutmain olur. Yani lubunu söylerken kışrını da, kışrıyla bahsederken lubunu da göstermeli istikamet. Müteşabih ayet ve hadisleri göstermemeli. Göstereceksen içini doldurarak sunmalı. İslamiyet'e hizmet ediyorum zannıyla her hatırına geleni, her bildiğini her yerde dememeli. Na ehillerin ehli olmayanlara dememeli. Başka? Bana ne canım? Hadiste var, ayetler var deyip anlaşılması, hazmedilmesi çok müşkül olan şeyleri söylersen haşa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, Kur'an'a ve Allah'a Allah sevgisini ve şüphesini ve muhabbetini azaltacağı şeyleri dememeli. İstikamet. Mesela ben ne yapayım canım? Ayet var. Ya ayet var da onu kaldıracak adam. Hadis var. Ya kaldıracak, yani topluma, televizyona çıkıp da hadis var. La kardeşim, hadis ama am mıdır, has mıdır, sucunun, gusunun, haddın, mutalan, zahrun, batnın. Yani mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam giderken bir kavme denk geliyor, topluluğa. Bir soru soruyorlar. Onların kültürünün kullandığı tabirle onların seviyesine göre cevap veriyor. Bu genel değildir bu hadis. Hadisler bunlar, hadis imamları bunları tasnif ediyorlar. Sen şimdi o kavme ve o zamana has ve o kültüre uygun olan sözünü, ki Allah Resulü o kültürün kullandığı tabiri kullanmış. Kendi tabiri değil. Çünkü onlar o tipten anlar. Ben şimdi doğudaki kültürü bilmesem, onların kelama yüklediği manayı bilmesem, ben kendi dünyamda malum olan kelamla söylesem onu ihbal ederim, kandırırım. Müşeveşiyet veririm yani, dimağını karıştırırım. Kelam
Gene girdik değil mi biraz? Kurtulamıyorum. Kelam ya bir tarihi, ya bir kültürü, ya enfusi bir yapılanmayı, ya bir tefekkürü taşır ve tanımlar. Eğer sen o kültürden, o seyahatten, içsel seyahatten, o tarih hadiseden bir behreysen bilmiyorsan, o kelamın içini dolduramazsın ve ne demek istediğini anlamazsın. Karşıya da söylersen de ihfal edersin, yani dimanı karıştırırsın. Kelam, mesela diyelim ki izahlı ders yapıyor. Adam veya kişi onun içini doldurmuş. Sen bile lügata bakmazken kişi onun içini doldurmuş. O kelam bir toplumsal genel midir? Bir kültürü mü taşıyor o kelam? Bir tarihi serüveni, bir tarihi bir hadiseyi mi imgeliyor? Veya bir sezişleri, doğuşları, tanıklıkları, şahit oluşları, içsel yapılanmayı mı ifade ediyor? Bilmiyorsun. O kelamla peki ne anlatacaksın? Ne anlarsın ki? O ne anlar zaten? Hani lügat manası cilt ne o, sayfa ne o, böyle bir adam yaşıyormuş, tamam mı? Böyle bir adam var. Anne babası şu, şuralı. Tanıdır mı bunu? Benim hissiyatımı, duygu, nüfus kağıdımı görseniz. Benim böyle bir insan olduğumu bildiniz. Ama benim karakterimi, huyumu, içsel yapımı, niyetlerimi, arzularımı, imanımı, küfrümü nasıl tanıyacaksın? İşte insanlar benim, hadi canım, bu hadistir, ayettir. Arkadaş, ayet 23 senede niye necim necim parça parça gelmiş? İnsanları hazmettire ettire, hazmettire ettire. Kur'an'ın iniş sebebi insanlara terbiye metodunu da anlatmış oluyor. İrşat yöntemini de anlatıyor. Yani mesela Kur'an'da ilk inen ayet, ilk konuşacağı mevzu demek olmalı. Oku kardeşim, bak oku. Okumak lazım. Okursan depolarsın. Onu birilerine anlatırsan oku, ondan sonra kalk tebliğ et dedi. Oku dedi. Okursan depolarsın. Onunla hizmet edersen sana mal olur. Onu kaydedersen kurşun kalem gibi kullandıkça azalırsın. Beşeriyetin gider. Kalem, kurşun kalem öyledir. Yazdıkça eriyor. Yani hadi canım, bana ne, ben nasıl, nereye mal olursa olsun, ben hadisi söyledim, ben ayetim dedim diyemezsin. Kur'an inkar ettiriyorsun sen, Kur'ancı olarak. Allah'a inkar ettiren, Allah'a iman eden çok insan var. Allah'a inkar ettiren, Allah'a iman edenler var. Dinden nefret ettiren dindarlar var. Peygamberden nefret ettiren peygamber aşıkları var. Doğruyu derken yalanı kullanan alimler var. Alim dediğim yani bilginler var. Doğru ifadeyi de yetmiyor, yalan söylüyor, mübalağa ediyor. Çıkıyor televizyona veya işte bir yerde. Hadis var canım. Yani kafana mı düşsün diyesin geliyor ama kardeşim bunu Allah Resulü 23 senede peyderpey zaman, zemin, siyak sibakına, yani kim kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam, maksat, uslup na dikkat ederek vermiş. Pirzola iyidir, bize iyidir ama bebeğe doğduğu insan, gelecekte bu nasıl pirzola yiyecek diye doğan bebeğe pirzola yedirilir mi? Ben mahallebiyle büyüdüm diye şimdi bana o tabakla anamı yedirdiğiyle doyar mıyım? Yani niye böyle ilmi siyaseti bilmiyoruz ya, veya niye aldanıyoruz? Niye böyle insanların peşine gidiyoruz? Her işi ehline bırakmalı, ehli olmadığın şeye karışmamalı. İstikamet bulmak istiyorsan, istikametçilerin özelliklerini sayıyorum. Belagat ehli olmalı. Yani kim kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, neden, zamanı, zemini, siyak ve sibakını, makamını, maksadını, diyeni, denileni, kişileri,
ve uslubuna dikkat ederek söylemeli. İstikamet budur. Bunun adı da ilmi siyasettir. Tam da abi bu nereden satılıyor? Laikalardan satılıyor. Dedim ya ben dahi olsam kim olursa olsun. Kim olursa olsun yarın ruzu maşerde yakama yapışacağınızı bildiğin için söylüyorum. Bildiğim için söylüyorum. Laikalarla, laikalar okunmayan bir dershanede, laikalarla hareket edilmeyen dershanelerde Allah rızası için, Allah için, din için uzaklaşın oradan. Çünkü bir ereğe, bir hakikate bağlılığı yok onun. Hani bizim Karadenizli hocanın öşürü anlatırken, balın, ben gördüm de, balın öşürü var ha, öşürü var, öşürü, öşürünü verin. Verin, tehdit, nereye, hedef, adres burası. Laikaları ders yapmayan yerlerden uzaklaşın. Çünkü laikalar gizlenmesiyle kişiler ortaya çıkar. Laikalar var olduğu yerde kişiler olamaz. Bu kesin. Kişiliklerini, kimliğini, kişiliğini öne çıkartmak isteyen varsa laikaları unutturur. Der ki, o kişiler arasındaki hissi bir temayül, hissi fikirlerini, ustada istifadelerini takdim etmiş hususi bir mektuptur yani ne alakası var der. Doğru. Yusuf Aleyhisselam'la Zeliha arasında hissi bir olaydır. Bizimle ne alakası var? Yusuf Aleyhisselam'la Yakup Aleyhisselam arasında baba oğul arasındaki ilişkidir. Bana ne yani benim evladım yok ki. Meryem ben kadın mıyım ki kadının kitabını okuyayım? Meryem'i ben niye okuyayım? Ne İsa'yı doğuracak halim yok ki. Kısayı peygamber kısalar ben peygamber miyim? Aynı değil mi? Kur'an'da kullanılan yöntem ve sistem aynı Risale-i Nur'da kullanılıyor. Kab bin Malik, Ebu Sufyan, Ebu Leheb. Bana ne ya? Ben onun kitabını niye okuyayım? Hayır. Ebu Leheb de bende, Firavun da bende, Musa da bende, İsa da bende, Muhammed de bende aleyhissalatü vesselam. Hakikatını taşıyorum. Nur-u Muhammed'i değil. Yusuf da bende, Nemrut da bende, Şeddat da bende, Karun da bende, Salih da bende ama, Musa da bende, İsa da bende, Muhyiddin Arabi de bende, Geylani de bende, Bediüzzaman da bende, hepsi bende. İnsan Cemül Cem'dir, Camül Ezdat'tır. Adam kişiden kişiye bir hissiyatını diyor veya istifadelerini ustada takdim etmekten ibarettir diyor. Bunu söylüyor ha. İstikamet verecek kişi söylüyor bunu. Laikaya şöyle diyebilir miyiz? Yani, Risale-i Nur mesleğinin metodolojisi günümüz tabiriyle. Yani ilmi hali de Zübeyir abinin tabiriyle. Yani. Nurcuların ilmi hali. Yani istikamet okuduğum için niye girdin? İstikametli bir insanın vasıfları ve sıfatları ne ile meşgul olur, ne ile meşgul ettirir? Ben bunları niye gündeme getirmiyorum? Enayi miyim ben? Kurarım sistemi, kurmuşsun zaten. Ondan sonra öşür verir gibi adres gösterir. Niye laikada ille ısrar ediyor? Niye ısrar ediyor bir adam? Tamam da niye ısrar ediyor? Bundan daha güvenilir bir insan kim olabilir o zaman? Niye laikalara ısrar ediyor arkadaş? Ben değil diyor, kitabı tanımlıyor, kitabı hedefliyor, onu esas al. Ben de onu esas alıyorum demek değil midir? Eğer art niyetli olan adam kitabı nazara vermez. Peki biz ne yapıyoruz bazı saf dil ahmaklar? Bazı saf dil ahmaklar da var dairemizde. Nuru korumaya çalışan, nura hizmet eden, laikaları öne çıkaran insanları hedef almış, zındıkları bırakmış. Onlarla uğraşıyor. Onlarla uğraşıyor. Zındığı bırakmış. Laikaları, ona şöhret için uğraşıyor diyor. İsim için uğraşıyor diyor. Ya kardeşim şöhret için uğraşan, isim için uğraşan adam 5-10 kişiye kanaat eder mi? Bunun şöhret için uğraşan adam laikaları nazara verir mi? Laikaları nazara verir mi? Laikaları nazara veren şahsı ortadan kaldırma yöntemi değil midir? Şahsa bakma. Burası
Baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez. Şimdi ahmak yani, öyle bir ahmak ki bastığı dalı kesiyor. Nura hizmet ederken biraz önce anlattığım gibi öyle dindarlar var ki dinsizlik yapıyorlar. Öyle bilmeyerek. Öyle nurcular var ki nursuzluk yapıyorlar. Aynen. Nurcu gözüküyor veya samimi ahmak. Çünkü hizmet edeni, mesela bak bu, bunu tutuyorum ben. Adam bunu, buna bir şey demiyor. Risale-i Nur kabul ediyor. Bu eli kırıyor. E bu eli kırdı mı? Bu da düştü işte. Yapmaz. Yapana da kurp takar. Diyor ki, derslerini yapıp da diyor, medyaya vermek, ihlas neresinde diyor. La ustad da gelen manaları kağıda koyup yayına koyması, bunun ihlası nerede? Eğer kişinin Allah'ın verdiği nimetleri paylaşmasa yöntemle, ustada gelen hakikatları niye hep matbaaya koymuş da satmış, yapmış, insanlara ulaştırmış? He? Niye peygambere gelen kitapları peygamber yaymış? Bana ayet geldi diyor, yaz duruyor, yayıyor. Bana ayet geldi diyor, yaz. Ustad diyor ki bana ilham geldi diyor, yaz duruyor, yayıyor. Biz de Risale-i Nur'a istifade ediyoruz. İstikamet dersini yapıyoruz. İstikamet kime zararı var? İstikamet vermek istemeyenler kudurur. Risale-i Nur nazara veriyor. Laikaları nazara veriyor. Ey kardeşim, bundan kim rahatsız olması lazım? Fert hakimiyetini, menfaat için, cemaat için de ahtapotlar bundan razı olmaması lazım. Şüpheleniyorum bazı içimizde bulunan nurcular içinde, Fethullah Gülen'den bahsetmiyorum. Diğer grupların bazı liderlerine şüpheleniyorum Ergenekon olduklarından. Kimler onlar? Şahıslara hücum edeceğim diye laikaları nazara veren kişilere hücum ediliyorsa o insana fihi nazarun değil, bir ümlen işareti koyun o tiplere. Ya şeytan işgal etmiş ya da Ergenekon onları çalıştırıyor bilerek veya bilmeyerek. Unutmayın bak, ölçü çok kolaydır. Ölçü çok kolay. Bir insan veya bir kişiler laikaları nazara veriyor. Meslek ve meşhibi nazara veriyor. Fert hakimiyeti değil, Risale-i'nin esastır. Oraya bakarsam benim söylediklerime, yaptıklarıma bakmayın. Yaptıklarımı oraya uyarsa, siz de uyun diyorsa, bu insana da nur adına hücum ediliyorsa, o insan nurun düşmanıdır. Bilerek veya bilmeyerek veya en masum ifadeyle erva habisenin tasallutu altındadır. Tamamen habis ruhlar ve cinler işgal etmiştir onu. Veya ergenokon şeyin, o sistemin içinin ya ahmağıdır ya bilerek şuurlu yapıyor. Başta olanları yani. Enaniyetten de yapabilir mi? Enaniyet erva habisenin zebunu olmasından olur. Erva habise. Mesela bak, cinnet geçiriyor. Erva habiseyi anlatmak için söylüyorum. Cinnet geçiriyor, polis geçiriyor, şurada geçiriyor. Karısını vuruyor, onu bunu vuruyor. Ondan sonra intihar etmiyor mu? Ne demek cinnet? Cin olduğu nettir. Peki, başka bir şey anlatacağım. Cinsellik. Niye bu isim kullanmışlar? Bu gerçi biraz ayıptır ama bir şey bilmem. Cinsellik. Yani her yaratılan diyor Allah Resulü, yaratılırken bir çocuk, Allah da bir cin yaratıyor onunla beraber. Dolayısıyla o insanda bitişiktir. Bizim nefis denilen şey, onu aktif eden, nefs emari aktif eden bizimle yaratılan cindir. O cin, bizdeki şehvi duyguları aktif ettiği için cinselliktir. Cinnet, he? Cinler başıma toplanıverdi, öfkelendi. Evet, cinler başıma toplandı, cinlerin başıma geldi. Tamam var ya, bilmiyorum. Ha şimdi eğer ben o cin, benimle yaratılmış, benimle, o Allah Resulü işte benim şeytanım iman etti diyor. O bizim bildiğimiz şeytan değil o. O iman etmez. Allah'a iman etmedi de peygamberi mi? Peygamberi itaat mi iman edecek? Benim şeytanım iman etti. Ha şey, insi ve cinli şeytanlar diyorsa, o herkeste yaratılan o cin, o iman etti. Anladık değil mi şimdi? Hepimizde var yani. Var.
O şehveti o tahrik ediyor. Enaneti o tahrik ediyor. Gururu o tahrik ediyor. Kibri o tahrik ediyor. Hastayım. Kriz geçiriyorum. O yapıyor. Dün bana çaktılar mesela. Çok korkunç bir saldırıya uğradım dün. Bugün tabii onun zıttı kadar lezzetli ve huzurluyum. Öyle bir saldırıya uğradım ki. Mehmet'i çağırdım değil mi? Dedim bir tıbarık yok. Fakat tam akşam zaman namazında, tesbihatında öyle bir saldırı ki son bir senenin en büyük saldırısıydı. Niye? Bunlara nazara veriyor. Vallahi hedeflemişler ya. Ama ustadımdan Allah ebeden daima razı olsun, Allah'a nasıl yakışıyorsa öyle muamele etsin. Bana hiç diyeceğim hiçbir şey yok. İlim onu tard eder diyor. Durdum, böyle durdum ha. Tanıdım adamı. Ama vücudumu zangır zangır oynatıyor. İşgal etmek yani. Vücut da direniyor. Ruhum, beden. Yani bir şey anlatmak için anlatıyorum. Korkmayın bunları, bu bilmezseniz acilde olursunuz. Onlara fayda mı olur şimdi böyle anlatarak? Kendi şahit olduklarımı size paylaşıyorum ki size o cinsten ol. Vücutta meydan savaşı. Vücut hiçbir şey değil. Alettir. Baktım oynuyor. Ruhla o. Ama zirve. Hiç karışmıyorum. Hiç karışmıyorum. İlim böyle. Yalnız yani yalan olmasın karışmadım. Bir yerde baktım ki çok zor durumda ruh. Orada hamimle müdahale ettim. Hamim. Bahattin Şah'ın Nakşibend kullanmış çok. Hamim ayin sin kof. Uzununu kullanmaya zamanım olmadı biliyor musun? İkisi de Kur'an'da geçiyor. Hamimi kullandım. Vallahi hamimi kullanınca bu tarafa geçti muvaffakiyet. O bayağı şey. Hop. Ha, niçin anlatıyorum? Cinsellik, cinnet, gurur, kibir, enanet hep bu aktif ediyor. Kim yapıyor? 13. lemada diyor ki fena madenleri işlettirmekten. Bunu duyanlar diyecek ki şey bak cinci hoca. Cinler başına musallat olmasın. Yine dua edeyim sana. En büyük cinci Allah'tır. Bak cini yaratmış. Cin suresini getirmiş. He? Cinden bahseden cinci oluyorsa Allah'tır cinci o zaman. Ustad'dan bahsediyor. Hatta 29 söz diyor ki ustad, görüşmek istersen şu ayetin içine gir görüşürsün diyor. Diyor mu demiyor? Ervah Habise'den bahsetmiyor mu? He? Şimdi Müslümanlarım sıkıntısına çare olmak istiyor. Çatlasan da patlasan da. Sen istemesen de. Ama mecburu dinliyoruz. Hem tenkit edip hem dinliyor. Diyor ki bizzat yüzüme karşı dedi. Ben bu makamda yalan mı söyleyeceğim? Arabada dedi ki, abi dedi, senin derslerini dinlemeden duramıyorum. Senin derslerine nefes alıyorum ama seni hiç sevmiyorum. Ve her fırsatta da aleyhinde bulunuyorum ama beni affet. Yo adam mert adam. Şöyle baktım. Arka tarafta oturuyor arabanın. Minibüs tipi bir araba. Baktım. Ola helal olsun lan, mert adamsın lan. Olsun, hakkımı helal etti. Çünkü reklamın kötüsü yoktur. Adam böyle dedi. Sensiz nefes alamıyorum. Her gün seni dinliyorum. Tamam. Senden istifade ettiklerimi söylüyorum, değiştiriyorum. Ama seni hiç sevmiyorum. Oğlum. Mert adam. Her fırsatta seni aleyhinde bulunuyor. Mert adammış. Mert adamı. Bu o değil. Buna gönlümle, ruhumla hakkımı helal ediyor. Ötekisi çok tehlikeli. Bu değil. Çaktırmadan nur adına layıkaları nazara veriyoruz. Dusturları nazara veriyoruz. Adam hedeflemiş. Biliyorum böyle bir tane taassup bir cemaat var. Bir tane kaldı. Yazıcı kardeşlerim de ayağın başları üzerine olsun. Bak onlar bile Kur'an-ı Kerim'in kenarındaki mealini bile Latince yazdılar. Bak buraya geldiler ve o taassupları yok. Selam olsun onlara. Hürmet ederim hepsine. Bir tane kaldı. Onların başlarında da şüphe ediyorum. Laikaları nazara verenleri hedeflemiş. Başka kimse yok. Hedefinde meslek ve menşebi bunu veren. Diyormuş ki dersleri böyle çekip kameradan yayınlaması ihlas nerede kaldı? Aynı kanunu uygula ustada. Gelen manaları yazdırıyor, yayın diyor. İhlas nerede kaldı diyecek misin ustada? Yok hiç ders yapma demek bu yani. Burada da inletişim. Tabii. Peki. Ha 5 kişi, ha 50 kişi, ha 100 kişi. Eğer biz
menfaati dünyeviyenin peşinde olsaydım, tahmin edin. Sif, Kur'an, Hizbul Kur'an'dan çıkarttığım ayetleri dua için siteye koydum. Para koysam altına, sayaç para, yani tıkladığın zaman derslere sayaç koysam. Benim altımda araba olurdu. Arabam yok. 50 küsür yaşındayım, arabam yok. 17 yaşından beri bu hizmetteyim. Bir bakın bakalım cemaatta 50 küsur yaşında bir hizmette bulunanın altında araba olmaya kaç kişi var? Misal, misal çözüyor. Ve 5-10 kişiyi kanaat ediyorum. Tahmin ettiğiniz gibi kaç tane, Ramazan geliyor. Bak kaç tane teklif gelecek televizyonda. Ramazan'da ya Barsun'a şahitsiniz. Direkt yapmıyorlar, gelmeyeceğini biliyorlar. Program yapanlar var ya %70'i orada nurcu olanlar. Abi beraber yapar mıyız? Abi beraberiz diyor ya. İnanın, abi beraberiz. Bu sözümü duyacak o da şimdi. Niye çıkmıyorum? Şöhret için olsa, hem de ciddi televizyonda. Yöresel değil, ulusal yani. Yani bir şey anlar, birisini yüceltmek için demiyorum. Kardeşim bizim işimiz, gücümüz şu. Meslekte hassas, imani mevzularda ihtisas sahibi olmak. Meslekte hassasız. Laikalarda hassas, Zübeyir abinin sözüdür. Zübeyir abi Rüştü abiye söylemiş, Rüştü abi de bana söyledi. Ben onun 16 sene kaldım. Rüştü abiye demiş ki, kardeşim, Zübeyir abi demiş, ustattan şunu anladım. Meslekte hassas, ilimde mutahsis olacaksın. Yani konumda mutahsis olacaksın. Ben kardeşim, ihtisasım külliyata meleküttür, gayb. İşim benim bu. 50-30 sene buna geçmiş. Öteki nurculuk hayatım hariç. Ama hassasiyetim de laikalardır. Laikalar, ona da delilim. Bakın internet sitelerinde bir tane laika dersi var mı bir yerde? Bu nur dersinin dışında. Osmanlıcayı muhafaza etmek, sadakat dersi, ihlas dersi. Neyse, saadet harici girdik, hakkınızı helal edin. Bu arada gelen sorulara cevap niteliğinde oldu bunlar. Tahmin edersiniz ki bunları sokaktaki bir insanlar tenkit etmiyor. Ben de onlara ölçü veriyorum. Bak, laikaları nazara veren kişileri tenkit edenlere dikkat edin. Fi nazarındır. Ya işgal altındadır ya kasten yapıyor. Kasten yapıyorsa ergonikoncudur. Eğer işgal altındaysa erba habiselin zebunudur. Başka izahı yoktur. İyi niyet arayamazsın. Asrın imamını rehber etmeyenin, Risale-i Nur nazara veriyorsun. Asrın imamını rehber etmeyenin ya ifratta ya da tefritte olacağını, nadiren vasatta yani istikamette olabileceğini unutmamalı. İstikametli kim? Kim olabilir? Asrın imamına kanaat eden. Asrın imamına kanaat etmeli. Başka? Kendi bilgisine, dirayetine güvenmemeli. Başka? Bilmediği şeyi bilmiyorum demeli. Aşırı gadaptan ve aşırı affetmekten uzak durmalı. Allah'ın Celle Celaluhu rububiyetini sorgulamamalı. Şefkat ilahiden ileri şefkatini sürerek marazi ruhudan, ruhsal hastalıktan korkmalı. Ahiretine taalluk eden her şeyi ganimet demeli. Ahirete taalluk eden her şeye ganimet demeli. Geçici emniyetli şeylere baki fiyat vermemeli. İstikametli insanların sıfatlarına bahsediyorum. Yani ikide bir tekrar ediyorum, unutmayın ana temayı. Süflü sıfatlardan ki gıybetten, hasetten, adavetten, muvazenesiz taassuptan, bitmez tükenmez tulu emellerden, ben merkezcilikten, yeisten, enaniyetten, gururdan, insanları hakir görmekten vesaire gibi sıfatlardan uzak durabilmek için hürmet ettiğin kişilerden yardım alarak farkındalığını artırmalı. Tamam. Başka? Yani istikamet olabilmesi için laikalar okurken Fatih, yazdığım şeylerdir bu. Düşünerek ne yazayım falan deyip de yazılmaz bu. Okurken, hani var ya Kastamonu Emir'de okurken yazdığın şeyler. Başka? İstikametin altyapısı olan nedir o? Adalet, hilm,
Yani enfus aliminle meşgul olmak, ilim bütünlüğü olan sadakatin fiil göstergesi olduğunu bilmeli. Yani dört halife sırrı. Yani istikametin altyapısı dörttür. Sadakat, adalet, kendini tanımlamak, kendine yatırım yapmak ve defi mefası, celbi nefa yapabilmek için ilim sahibi olmak. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali. Sadakatın alt veri tabanları bunlardır. Unutma. İstikamet birincisi. İstikamet ne dedim ben? Yanlış dedim, özür dilerim. İstikametin alt veri tabanları sadakat, adalet, kendini tanımak, yani kendini tanımlamalı, kendine yatırım yapmalı, enfusi farkındalığa gelmeli. Osman, defişer, celbi nefa yapabilmek için Ali, ilim sahibi olmalı. Ali olmak için Ali'yi bilmeli. Ali olmak için Ali'yi bilmeli. Çaresi olana atse, çaresi olmayana cezaya yapışmamalı. Biliyorsunuz sadeki cümle. Bak muvazenenin sebebi, istikameti. Çaresi, kırıldı mı bardak? Bağırıp çağır. Ya, tamam, çaresi var. Çaresi olmayana ceza verme. Çaresi varsa da acizliğe düşme. Yani çaresi yok, olmuş artık. Ceza vermeye kalkma. Çaresi olana da sebeplerine riayet etmeli, elini kolunu bağlamamalı. İnsanlara fazla lazım olmayacak şeylerle meşgul etmez insanları. İnsanlara fazla lazım olacak şeyleri, burada mesela bir sürü mevzular var. Ya her şeyi verme. Bu kaçıncı defter? 23. defter. Hepsini anlattık. Mümkünatı var mı? İnce yazıyla 23 defter. Böyle defter yani. Yani ne için söyledim? İnsanlara fazla lazım olmayacak şeylerle onları meşgul etmez. İnsanları teferruatlarla meşgul etmez. Esasata dikkat eder. Pergelin ince ucunu oraya koyar. Mesela ben Kırıkhan'a bu kadar gittim. Geçen hafta gittim ya Perşancım'a. Bir hatamı anladım. Ben mesela 3 aydan beri gidiyorum. Her ay gidiyorum. Her ay 2 gün kalıyorum. 3 aydan beri niçin Risale-i Nur okumalıyız diye bir ders yapmamışım. Gittim imani ders yaptım, gittim enfusi ders yaptım, haşir ders yaptım, tevhid yaptım, haşir, tevhid, enfusi vesaire. Ya niçin okunca neler olur, dimağımıza neler olur yapmamış. Çok büyük vahlandım. Ve kendimi suçlu hissediyorum. O insanlar kitaplardan lakaytsa biraz da suç benimdir diye inanıyorum ki bak dile getiriyorum. Allah nasip ederse ilk gidişimde niçin kitap okumalıyız dersini yapacağım. Yani bunu bir bilgi vermiyorum size. Bu arada eksiğimi söyleyerek siz de bunu yapmayın. Kitap okuyun. Gittiğiniz yerlerde derslerde 3 tane ders yaparsanız, bir imani yaparsanız, bir laika bir de niçin okumalıyız. Çay fasıllarında vesairede konuşmalarda okumaya teşvik etmeli. Huzur bir esmadır. Bunu azami mazar olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olduğunda huzur. Huzuru daimi mazar olmuştur. Bunu fark etmeli. Huzur bir esmaya dayanıyor. Bu esmanın en azami derecesine Peygamberimiz mazar olduğu için huzuru tamdadır. Çünkü bir insan huzuru tam etem olamaz. Huzuru tam olur ama huzuru etem olamaz. Varsa merak ettim nasıl olur? Sonra karşıma çıktı. Zat hazır olmasa sende huzur olmaz. Huzur bir esmanın tecelli esmadır. Azami derecede bu esmaya mazhar olanın hangi esmadır bilmiyorum. Galiba huzur diye bir esma var mı bilmiyorum ama hangi esma olduğunu bilmiyorum. Bu arada ne yapıyorum size gençsiniz? Bilmediğimi ne yapıyorum? Bilmiyorum. Adalet ilahiye neymiş? İki nokta üst üste. Sıralama, naz ve nizam ve intizam ve mizan üzerine kurulduğu için adalet ilahi var ya kainatta adalet. Mesela şu. Neymiş? Sıralama, naz
ve nizam ve intizam ve mizan üzerine kurulduğu için kainat, bu sistemle insan alır ve karşıya aynı sistemle verir. İnsan bir şey alırken sıralamaya, nazmına, nizamına, intizamına, mizanına dikkat ederek alır buradan. Buradan bir şey alabilmen için bunları bilmen lazım. Mesela sıralamış mesela Allah. Şimdi ilk önce çiçek vermemiş, yaprak vermiş. Kök atmış, gövde yapmış, dal yapmış, çiçek yapmış, yaprak yapmış, çiçek yapmış, meyvet vermiş, sonra koku ve tat vermiş. Sıralama görüyor musunuz? Kainatta böyle bir adalet var. İşte kainattaki bu adalet sistemini ben hep oralardan tefekkür ediyorum. İnsan işte bu kainattaki sistemle alır. Nasıl aldı? Aynı sistem yöntemle kişiye vermeli. Sonra vereceğini başta dememeli. Adama ağaç dikmeden gül verme eline. Mesela bir uygulayayım. Adam daha yeni gelmiş cumaya veya sohbete gelmiş. Namaz kıldırmak için cehennemden tehdit etmemeli. Hemen yeni gelen bir delikanlıya namazda namaz kıl dememeli. Namaz dersi yapmamalı. Oruç dersi yapmamalı. Hac dersi yapmamalı. Ne yapmalı? Hepsini büyüten, bütün bitkileri büyüten güneşten bahsetmeli. Allah'tan bahsetmeli. Allah'a ispat etmeli. Amentu billahi sıralamayı. Mesela kader altıncıdır. Altıncıyı başa getirmemeli. Ve melaiketi, kainatın sistemini. İlk önce amentu billah, Allah'tan. Sonra sistemden. Sonra böyle bir sistem sahibi insanla konuşmasından. Konuşan kişinin rehberliğinden. Sonra insanın fıtratından ve fıtratın gösterdiği ahiretten. Sonra bu insan yaşarken hayatında rastlayacağı olumsuzlukları tanımlamak ve altından, o yükün altından kurtulabilmesi için, ümit ve teselli için, yeisten kurtulması için, ümit ve teselliye sahip olması için kaderden bahsetmeli. Ya çok acayip. Yani istikamet, bildiğin gibi değil, istikamet ruhun cennetidir. Hidayet ruhun cennetidir. 61 değil mi işareteceğiz? Hidayet ruhun cennetidir. Hidayet nedir? İstikamettir. İstikamet de hidayettir. İhtina sıratal müstakim. Hidayet istikamettedir. İstikamet de hidayetin içindedir. Peki hidayet nedir? Ruhun cennetidir. Bu sıra binaen nübüvvet gelmeden, müceddidler gelmeden önce ona uygun zemin hazırlandıktan sonra ikame edilirdi. Mesela paldır küldür Allah bir peygamber gönderiyor. Yok. Bu sıra olduktan sonra. Aynen kanunla, bu kanunla insanlara bir şey anlatırken acaba bundan önce bilmesi lazım olanlar nelerdir? Dikkat etmek lazım. O anlattığından önce düşün ki anlattıklarına muhataplar mı? Yani anlattığın şeyi anlatmadan önce bak bakalım bu insanlar anlattıklarına muhatap mı? Bana ne canım? Risale'den ders yapıyor. La kardeşim enfusi dersi yapılır mı yeni gelen adama? İksir nedir biliyor musun kardeşim? Ders yapılır. Ben senin konunu anlatayım. Lüp. Gelmişim paldır küldür. He, öyle gitmişim bir dershanede lüp dersini ediyorsun. Toplaması. Olmaz da çünkü yeniler çok. Cumartesi ve çarşamba dersleri seçilmiş insan geliyor. Orada ne bir şey yapabiliyorsan yap. Cumartesi dersin elini kolunu sallayarak gelmiyor. Öyle bir insanlar oluyor. Bazen kalkıp gidiyorlar. Bakıp gülüyor. Onu getirenler de hata. Onu normal günlerde getirecek. Diğer derslere getirecek. Haritalı ders. Adam rastlamamış olan din adına haritaya. Allah Allah. Aynaya lavaboya gittiği zaman lavaboya baktığını zannediyor. Kendisini bakıyor. Kendinden kendine. Harita aynadır. Seni sana gösterendir. Harita aynadır. Ayna.
Bir daha okuyayım şurayı, çok önemli. İnsanlara bir şey anlatırken acaba bundan önce bilmesi lazım olanlar nelerdir? Dikkat etmek lazım. O anlattığından önce düşün ki anlattıklarına muhataplar mı? Başka? Herkesin mutlaka bir şeye ya bizzat ya da neticeleri itibariyle bir şeylere yaradığına inanmak. Mesela kafir dahi bir işe yarıyor. İnanmak, istikamet. Doğru düşünce, yani düşüncenin istikametine ait bir malzeme veriyor. Firavun Nemrut'u niye yarattı? Doğruyu bulmak adına kullanılacak malzemedir. Doğruların sıfatları ve adetlerin çoğalması içindir yanlışlıklar. Ara boşlukları yoksa doğruluk sabit olur. Kronik mi olur? Sabit olur yani, değişmez olur. Yani şimdi asıl saadettiğin sahabe olsa hepsi. Yaşanır mı? İster miydim ben? İstemezdim. Bu cemiyet komple sahabe olsa, komple. İster miydim? İstemezdim. Niçin? İlleti Allah yapmadığı için. O lazım olsaydı Allah yapardı. Bir kere onun için istemem. Ha ben o teslimiyetimden hariç hikmetim şu. O zaman doğruluk tek olur. Hiç kimse kuruma basmaz, ona iş edemez, ona şey. Ya istikamet dersi mi olur? Herkes istikametli. Hırsızlık dersi mi olur? Yani mücadele, cihat bir şey, hiçbir şey olmaz. Hayat durur ya. Hayat durur. Ara boşlukları olması lazım. Şeytan yok, bilmem ne yok. Nereye mücadele edeceksin ya? Şeytan nefes alamaz, ölür ya nefesi. Adam niye öldürüyorsun, kalsın. İşi biter tabii ya. Allah Allah. Başka? İnsanlara gurur, kibir, ben merkezli düşünmek, insanlar böyledir diye. Haset, adavet, enaniyet gibi süfli sıfatlar insanı yalnızlaştırır ve istikametini bozar. Mesela adama deseniz ki konuşurken gururludur. Bu insanlar kibirlidir. Bitti canım, bu toplum bitti. Herkes bitti. Canı cehenneme, daha ne yapacaksın? Neyi kurtaracaksın rahmetli babanın dediği gibi? Dünyanın ipi koktu oğlum dedi. Sen ipi mi bağlayacaksın? Bırak işine bak dedi ya. Nereye anlatıyorsun? Dedim baba şeye gidiyorum dedim sohbete. Oğlum ne anlatacaksın? Dünyanın ipi koptu lan dedi. İpi sen hala ip mi bağlayacaksın? Mesela insanları genelleyerek gururludur, kibirlidir, ben merkezlidir, hasetçilidirler, enaniyetli, adavetlidir. Yani bitti canım. Hadis-i şerif var biliyor musun? İnsanlar bitti diyenler kendileri bitti diyor. Neyi bitti kardeşim? Neyi bitti? Devam. Bana ne bitti? Herkes işini yapsın. O Allah'ın işi. Ben işimi yaparım. Hakikaten öyle inanıyorum. De görüyorsun. Dedim ki Hasan, sen derslerinde bedel istiyorsun. Ücret istiyorsun da böyle oldu. Niye? Yani böyle şefkli olsan seni okşasalardı, gelselerdi, arkanda pervane olsalardı. Tabii canım ne demek? Hatta sık sık davet etmedikleri zaman nerede kardeşim, niye etmiyorsunuz der. Demek ki sen derslerinde bedel istiyoruz, ücret istiyoruz. Kendi kendime konuşuyorum, sesli düşünüyorum. Aynı buradaki gibi. Yani beni takip etmedikleri zaman, sormadıkları zaman, alaka olmadığı zaman bitti canım. Bu insanlar bitti. Yok canım olsa. 10 kilometre bile yok ya. Gelir. Ya artık insanlık devri desem demek ki ben ücret istiyorum. Gizli gizli. Beni onaylayanları onaylıyor. Beni sevenleri seviyor. Beni sevmeyenleri sevmiyor. Bana gelenleri takdir ediyorum. Gelmeyenleri böyle içten teten. Ustad ne diyor peki? Beni takdir edenleri takdir etmiyorum. Beni beğenenleri ustad ne diyor? Beğenmiyorum. Ben mümkün adam. Tevazu yapmayacağız. Doğru. Yani bu eylemsel itibariyle hayatta gözüküyor. Dikkat edin. Ya gelmeyince, alakadar olmayınca kızıyorsun. Ama peki ne anlatmaya çalışıyorum? İçimden geldi gençler. İçimden bu düşünceler gelmemesi mümkün değil. Hepinize gelir. En yakınıza değişik duygular da gelir. Değişik değişik ayrı ayrı fikirler de gelir. Sakın ümitsizlik yok. Şöyle yaptım, pat hemen durdum. Dur bakalım. Bunu isteyen kim? Hemen onu yakalamaya çalıştım.
bunu isteyen, niye gelmiyorlar diyen benim nefsimmiş meğer. Bize onu söylettiren din midir? Niye gelmiyor? Gelmesin. Sen işini yap. Sana ne? Senin hayatını, işini, onun işine niye endeksliyorsun? O böyle yaparsa ben böyle yaparım. Sen bana böyle dedin, ben de sana böyle derim. Sen bana böyle yaptın, ben de sana böyle yaparım diyen köle insandır. Niye? Benim hareketimi sen belirliyorsun. Böyle konuşmamı, böyle yapmamı sen yaptırıyorsun. Öyle değil mi? Sen böyle yaptın, ha ben de böyle yapıyorum. Benim doğamdan mı çıkmış? Hayır. Sana karşılık vermek ihtiyacından duyuyorum. O zaman ben senin kölenim. Benim hareketimi sen belirliyorsun. Rıza ilahi kalmıyor. Kalmıyor. Arkadaşlar duyguları yakalayalım. Sakın ha en rezil duygu bile gelse. Hemen üçe ayıracaksın. Benim nefsim, benim ruhum. Veya geldi. Adamlara bak ya bu diyor. Adamlara bak ya. Bir saat ders yapıyorsun. Bir buçuk saat atletin terleniyor kuruyor. Terliyor kuruyor. Bir saat masan da olan bir Allah'ın kulu 3 ayda 3 defa gittin. 3-4 defa gittin tamam. Adamlar 6 aydan beri bir Allah'ın kulu gelmedi oradan. Gelmesin. Sana ne? Ama bunu beni işgal etti. Sonra koydum. Ona kimsin sen ya? Gelmesin. Artık işten hesap yapıla yapınca adamı sonra tanıdım tabii. Ben hamiyetim zannettim. Gayretim zannettim. Nurculuk zannettim. Meğer nefse emmarelikmiş ya. Arkadaşlar bunlar gelmez değil. Gelir. Endişe etme. Kötüyüm, kötü değil, kötüyüm, ben çok kötüyüm, imansızım, abdestim yok, şuyum. Bunlar gayet normal gelsin. Niye? İnsan olduğunu gözüksün. İnsansan bunlar gelir. İnsan değilsen gelmez. Sığırın abdestin bozuldu der mi? Sığıra der mi? Sığıra kansersin der mi? İyi değilsin, yakında öleceksin, kalp krizi geçireceksin diye kediye köpeğe der mi şeytan? Adam köpek olduğunu bilmiyor, kedi veya köpek. Bir de okuyayım. İnsanlara gurur, kibir, ben merkezli düşünmemek, haset, adavet, enaniyet gibi süfli sıfatları insanlara, insanı yalnızlaştırır ve istikametini bozar. Yani ben böyle düşündüm, onlar oradan gelmiyor. Enaniyetli bunlar. Kendini düşünüyor canım. Artist bu. İsim yapmak için ders yapıyor. Ona herkese bir tabela takarsan sen yalnızlaşırsın. Kimsesiz olursun. Ne yaparlarsa yapsınlar sana ne? Birisi böyle yapıyor demiyorum. Benim içim söylüyor. İnsanların içindeyken kendisine ulaşılamaz tepede zannetmesi çıkması zor olan kuyuda olduğunu gösterir. Öyle insanlar için ne ders yapılıyor? Ama adama ulaşılamıyor. Acayip. Bunu yaparken de hizmet adına bir sürü tamponlar kullanıyor. Ama tehlikeliysen başka. Hani hayatın tehlikedeyse bazı insanların hayatları tehlikede yani. Ciddi bir işlevi yapıyorsa, ciddi bir hedef varsa onların hayatı tehlikede. Onun dışında yani gene ulaşılabilir ama hepten ulaşılamaz hale getirirse hem yalnızlaşırsın hem psikolojin bozulur hem de gurur, kibir kuyusuna inersin. İnsanların içindeyken yalnızdır bunlar. Çünkü bu sıfırlı sıfatlarla kendini diğer insanlardan uzak tutmuştur. Bunun temeli de dabbetul arzın yani zaaf iman, suistimalat ve sefahatın doğurur sende. Nasıl doğurur? Şimdi bildiklerini de okudun depolarsın. Depolarsın. Kullanamadın. Gıda zehirlenmesi olur. Enaniyetine vesile olur. Çünkü mutlu olmak istiyorsan mutluluk tek olmaz. İnsanların da mutluluğuyla uğraşacaksın. Evde birisinin dişi ağrıyor. Sen rahat uyuyabilir misin? Uyuyamazsın. Mutlu olmak istiyorsan beraber hareket ettiğin insanları da mutlu yapmak zorundasın. Sen beraber hareket ettiğin insanlardan farklı yiyorsun, farklı giyiniyorsun, farklı yatıyorsun, farklı nimetleniyorsun. Orada huzur mu olur? Ben ayrı yiyorum sofrada, bunlar ayrı yiyor. Böyle bir insan olur mu ya?
Dabetul arz girdi demektir. Onu anlatmak için anlattım. En acımasız örnekleri hayatından veriyorum. Bildiklerini paylaşacaksın. Dabetul arzın 3 semini var. Zaaf iman, sefaat, suistimal. Hizmeti suistimal ediyoruz. Evet. Sefaat yani. Burada kesiyorum. Var mı sorusu olan? İstikametli olmak için malzemelerimiz doğru düşünce, doğru yer, doğru insanlarda olmak yöntemi. Yani gayem şuydu. İstikamet akıl ve kalp bütünlüğünün hayata yansımasıdır. Biz doğru düşünürken kendimizi kötü hissedemeyiz. Veya kötü insanlarla kötü iş yaparken, olumsuz insanlarla, hep olumsuz bakan, böyle bir düşünün 5-6 kişi, 10 kişi, karamsar, negatif, olumsuz bakan, olumsuz düşünen, onu bunu çekiştiren, siyasetten bahseden, maçlardan bahseden bir toplulukta kendinizi mutlu ve huzurlu hissedemezsiniz. Yani böyle bir şey olamaz. Birisini gıybet ederken, birisini içinizden böyle adavet ederken kendiniz huzurlu olamazsınız. Huzurunuzu başkalarının bozmasına müsaade etmeyin. Yani hayalini bile onunla meşgul olmaya tenezzül etme. Çünkü değmez. Berbere dedim ki, kaç paraya yapıyorsun benim geldiği var ya bizim kardeş. Abi bizim dedi berberlik randevu ile geliyor dedi. Lan ne randevusu ya? Git be konuşsa, abi bizim ismi öyle. Eve gidince bilmem ne fiyat. Dedim ki bu kafaya değer miydi bu fiyat? Niçin anlattım bunu? Bu berberlik bu kafaya değmediği gibi diyelim, o adamı kafana takmaya, kafanda misafir etmeye değmiyor. O alçak insanları, zalim insanları hayaline koyup da savaşmamalı. Fasık insanları misafir etmemeli. Taşımamalı ne olur, evini almamalı. Bu evini almamalı, sokmamalı, misafir etmemeli. Muhatap sandalyesine koymamalı. Onlara kelam sarf etmemeli. Hayalim diyor, diyorum. Deseydim, deseydim. Dedi, dedim. Dedi, dedim. Yapma. Değmez. Gıybet ediyor. Ne yaparsa yapsın. Tenkit ediyor. Ne yaparsa yapsın. Sakın ha. Buraya sokma. Doğru düşünürken kendini kötü hissedemezsin. Yanlış düşünürken de kendini iyi hissedemezsin. Kendini ne kadar tanırsan, bedensel ve ruhsal hayatı ne kadar ayırt edersen, istikamet ve doğru düşünceler o nispette sana gelmeye başlar. Buraya misafir etme. Karşına alıp sandalyeye koyma. Koyma kardeşim. Meşgul olma. İşine bak. İstikamet. İşte gayem neydi? Doğru düşünmek, doğru hissetmek, doğru yap. Doğru düşünmek, doğru hissetmek ve doğru yapmak. Kemoşta, kematoşta, iyonoşta. Doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. Bu Davut Aleyhisselam'ın ayetine nispet ediliyor. Bilmiyorum. Böyle işitmişim, okumuşum. Davut Aleyhisselam ayetiymiş. Arapça değil, Farsça değil, İbranice de değil. Kemoşta, kematoşta, iyonoşta. Ama aittir değildir. Bilemiyorum. Ona aittir değildir. Bilemiyorum. Netice benim işime yarıyor. Doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. İmam-ı Rabbani Hazretlerine göre doğru olmak istiyorsanız iyi olmalı. İyilerle beraber olun. Onu ben açıyorum. Doğru ve iyi olmak istiyorsanız doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yap. Tövbe suresinde de iyilerle beraber olun. Evet, Tövbe suresinde iyilerle beraber olun. Demek ki İmam-ı Rabbani Hazretleri oradan söylüyor. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-fâtihâtum as-salâvât. Yok yani, bu tür dersleri de bahsetmek de yok. Yani Luk mesela okurken bunları şey yapalım. Çünkü istikamet o kadar önemli ki Kur'an ve sünnet varken, edile-i şeriye varken, kitap, sünnet, icma, kıyas varken asıl imamlarını niye gönderiyor?
asıl imamlarını ya. O hakikatların var olması yetmiyor. Hakikatları istikamet noktasına birileri göstermesi lazım. Risale-i Nur'un en büyük özelliği istikamet vermesidir. Asıl imamını tanımayan cahiliye ölümüyle ölür hadisi vardı ya. İstikametsiz olduğu için. İstikamet hidayettedir. Hidayet istikamettir. İstikamet ise asıl mücedidinin yöntemi içinde. Eğer asıl mücedidini tanımayan hevallahi hem billahi. Ben kendi kanaatimi söylüyorum. Ya ifrattadır ya tefrittedir. Vasatı çok azdır. Eğer asıl imamı olmadan vasat ve istikamet oluyorsa asıl imamının gelmesi israf olurdu. İsraf olurdu. Niye gelmiş? Onun için en büyük özelliği istikamet vermek. İstikamet nedir? Akla istikamet, kalbe istikamet. Fiil gelir. O zaman ne yapacak? İstikamet, aklı inşa, kalbi ihya, hayatı aktif etmeli. Bir daha. Aklı inşa, inşaat, tuğla. Tuğlara, tuğlaları koyun. İnşaat. Aklı inşa oradan kalsın kafamıza. İnşaat. Doğru bilgi. Aklı inşa, kalbi ihya, canlandırmalı. Bu ikisinin birliğini hayatta aktif etmeli. Heyecan katmalı hayat. Heyecanlı. Risale'nin ön şeylerinden bir tanesi de bak o neydi? Şurada bak. Şey yapayım. Bak size söyleyeyim. Diyor ki he, Risale'nin şurada şurada. Neredeydi? 68 mi? Çok hoşunuza gidecek de. Heh. Diyor ki Risale-i Nur hayatı sevdiriyor ve bedbinlikten kurtarıyor. Risale-i Nur ruhani cevallık veriyor, ruhani derinliklerini uyandırıyor. Risale-i Nur kendini merak ettiriyor ve melekütü hayatın hevesini sende uyandırıyor. Risale-i Nur farkındalık veriyor. Risale-i Nur fenalığı fenalıkla değil, iyilik ile mukabele etme mantığını ve hikmetini veriyor. Risale-i Nur nerede nasıl duracağının şuurunu veriyor. Risale-i Nur Adem ile vücut mertebelerini sende uyandırarak seni inşa ve ihya ediyor. Risale-i Nur bu çok önemli benim için. Çok hoş şu anda söyleyeceğim. Çok sev. Yani korktum ve dehşet aldığım şeyden kurtardığı için benim için çok önemli. Risale-i Nur ne cennet arzusu ne cehennem korkusu. Sana rıza ilahi hedefini gösteriyor. Allah'ı seviyorum. Niye? Beni cennete koyacağı için. Hayır. Allah'ı seviyorum. Çünkü beni cehennemden kurtaracağı için. Hayır olmalı. Allah'ı seviyorum. Neden? Allah olduğu için olmalı. Ne cennete koymak için ne de cehennemde kurtulmak için değil. Ha bu caiz midir? Caizdir. Bunu ama diğerde de söylüyor galiba. Emirdan da söylüyor. Oradan şey. Risale-i Nur imanları kurtarma seferberliğini canlı tutuyor. Çok acayip Risale-i Nur. Canlı ve hayatlar. Canlı ve hayatlar. Ne güzel ya. İyi ki bir nurları tanımışız ya. Allah aşkına tanımasak. Beni kim tanır? Ben kimi tanırdım? Bunlar nerede, ben nerede ya? Allah sonsuz şükür olsun. İyi ki tanımışız. Ya siz tabii mesela bazılarınız içtimaiyattasınız ya Mehmet vesaire falan. Toplum ne kadar yanıyor. Toplum ne kadar zor. 123 değil mi Kastamonu'da diyor ki insanlar çok zor durumdalar. Değil mi? Sıkıntı içindeler. Buhran geçiriyor. Bunlar için en rahat olanlar ehl-i imandır. Bir derece onlardan nispeten. Ehl-i iman içinde ehl-i tahkik olanlar. Bunlar için de davayı bilenler değil mi? Davayı bilenler yetmiyor. Davay için de sadık olanlar. Sadık olanlar içerisinde boyutlaşanlar.
kendini fark edenler, furkanlaşanlar, batını derinliklerini, ruhsal yapılarını idrak edip şuur edenler. Mesela onlardan ait bir tane örnek verdim ya, işte gece başıma geleni. Niye paylaşıyorum? Ta ki siz onun gibi veya onun gibi daha basit şeyler, fırtınalar geldiği zaman korkmayın, endişe etmeyin. Bunlar gayet 18 bin alem kendilerini size böyle ifade ederler. Durup dururken ne oldu? İnsan ağaca çekirdek nedir? Yani düşün. Ağaca çekirdek arasındaki ilişkiyi düşün. Tamam. İnsan da 18 bin alemin çekirdeği mi? Peki o alem bana nasıl kendisini gösterecekti? İfade ediyor. Kahbi duygu, kahbi fikir, kahbi meyil, kahbi evham, kahbi coşma, kahbi kaynama. Bir sürü dürtüler var nihayetsiz. Fokur fokur kaynıyor hissiyat suretinde. Memzuç takış. Adamlar geldi. Geldi. Hoş geldin. Sabah getirdin. İyi ki geldin. Derse de mevzu oldun. Efendimiz abi Hazreti Ebu Bekir'e sesleniyor da la tekafin Allah'a emanet diyor. He. Korkma, Allah bizimle beraberdir. Aynı yani. Mağara. Ha işte mağara. Doğru. Allah razı olsun. Ama güzel dedi. Mağara var ya mağara. Düşmanlar ayak sesi geliyor. Adamların sesi duyuluyor. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh değil mi endişe ediyor. Ya Resulallah kendim için değil dedi. Sana bir şey olursa Allah'a secde edecek kimse kalmaz. Demiş biliyor musunuz? Allah da la tahaf veya başka bir yerle la tahsen. İnnallahu ma'ana. Allah bizimle beraberdir. Korkma veya hüzünlenme. Yani mağara bu. Geldi. Allah var ya. Niye geldiğinin ilmini anlatıyor. Bunları anlatıyor mu ya ben mesela? Ben de okudum. Bunlar kendisini bir şekilde kendisini sana ifade edecek. Alem. Geldi adamlar. Gelsin. Ama sırf sarsmayla gelmiyor. Fikirleriyle, bütün donanımlarıyla geliyor. Hastasın, kalp krizi geçiriyorsun. Aha öldün mezarlıkta. Tamam bu olayla ta sonu kefenlendin. Nükel mekel hesap veriyorsun. Ta beni hesabın sandalyesine oturttu. Titremeyle sandalyeye oturtma aynı. Onun için mesela uçaktan korkan için korkar? Titreme ile ölüm eşit yapmış. İşte vesvese. Titriyor, düşecek. Çakılacak, öleceğim, kefenleneceğim, hesap vereceğim. Sonu nedir? Hesap, toprağa girmek. Uçağın titremesiyle toprağa girmek aynı şey olduğu için titriyor. Aradakileri kaldırmış. Bunları bildiğin zaman kendi aleminde, bir alemin, alemin hulasasıyım. Cemül Cemim, Camül Ezdadım, zıtları cem etmişim. Şeytan da var bende. Arş benim, Kürs benim, Cehennem benim, Cennet de benim. Nemrut de benim, İbrahim de benim. Kainat da benim. Benim tabii. Kainat benimsem, kainatta olan her hadise bende cereyan ediyor. Musa da benim, Firavun da benim. Tamam. Muhammed de benim, aleyhissalatü vesselam, Ebu Cehil ve Etba da benim. Tamam. Böyle hissettiğin zaman şeytan ilahin o da var. Nefis denen, ervah habiseler, mevadi şerireler, tamam. Nefsen hepsi nasıl kendisini gösterecek? Şuna bak diyor. Aa işte şeytan şu kadına bak diyor. Şu televizyonu aç diyor. Alem içeride bir dürtü var. Yemek yerken aç onu diyor. Ya boş ver bunu, ver cevabı. Verme parayı diyor ya, zekat ya, biter ya. Deyin ki bu adam. Bu adam yani. Ha sırf o mu? Bir sürü alem. Ondan sonra durdun. Durdun. Olayı fark ettin ya. Allah ustattan razı olsun. Olayı böyle fark ettim. Bu sözümü de hatırlarsanız inşallah bir gece bir. İnşallah olmaz. Tövbe estağfurullah. İnşallah Allah size olmasın. Allah göstermesin. Allah Müslümanıma vermesin. Ya Rabbi Allah'ın hatırına hiçbir Müslümanıma o yaşadığı benim haleti verme ya Rabbi. Verirsen çok hafif olsun Allah'ım. Ya bize verdin, biz de anlatıyoruz. Sen gücü de verdi, o da onu da verdi. Ondan sonra, bak nedir? Kardeş kendisini dönem dönem. Ya sen ne biçim adamsın, böyle şeyler olur mu? Tarih hayatta diyor ki usta, dinim intihara müsaade etmeseydi, intiharda men etmeseydi bugün sahip toprak olmuştu. Diyor mu, demiyor mu? Eğer dinim intiharı men etmeseydi bugün sahip toprak olmuştu diyor. Yani intihar etmiştim ben diyor. Dayanılmayacak bir sıkıntılara duçar olmuş. Dinim intiharda men etti diyor. Yoksa ben toprak olmuştum, ben intihar etmiştim diyor. Bunlara ya bir alim, bir has,
Yani onları yaşamasa sana veremez. Dağlara, tepelere, kar, fırtına, dolular yağar, yağdırılır. Fırtına orada olur. O vasu alır. Tepe insanlar azabı onlar çeker. Ondan sonra onlar şahit olduğu, tanık olduğu, tespit ettiği, aldığı şeyleri, malzemeleri avama hiç fırtına estirmeden aha bu verir. Eğer o fırtına dağın tepesine değil ovada olsaydı hiçbir bitki kalmaz. Tepe nispetinde fırtına gelir. Onu anlıyorum ki ustada neler gelmiş. Vay be. Korkunç bir şey ya. Kalım Esnevi Nuriye var mı? Ver. Şey benim odama geçer misin? Onu bir getir bak. Kalım Esnevi'ye. Hem oradan sen mi? Kalım Esnevi ver. Renkli olanı. Kalım Esnevi Nuriye midir o? İnce midir o? Elindeki. Kalın yok mu? Peki kitapların neyse getir. Orada diyor ki. Tamam koy. Diyor ki ustad. Şimdi gelecek okuyacağım. İnsanların diyor giriftar olduğu aklı ve kalbi sıkıntılara diyor ben ilk önce giriftar oldum. Ben o insanların akıl ve kalbi sıkıntılarını Allah bana yaşattı. Ben de onların dert benim dervan Kur'an'ındır onları verdim diyor bak. Bazılar diyor ki ya bunlar sende. Peki orası çıkması tesadüf olur mu? Şu koca bir kitaptan. Tesadüf olur mu? Cenab-ı Hak tesadüf etti. Yani ettirmez. Denk getirdi. Ha tevafuk. Bu kadar kitabın içinde bu sayfa olur mu? İkram ilahi. Nefislere verirse Allah kahreder o insanı. Allah kahreder Allah'ın ikramını. Allah'ın yaptığını ben yaptım demek firavunlaşır adam. Allah'ın ikramı bak. Zannediyorum ki 85... Bu zamanın cereyanı, herkesin akıl ve kalbini, istisna var mı? Sen bunun dışında mısın? Değilim abi. Ha, herkesin aklını götüreceksin ki böyle derste, kalbini, kader ilahinin beni üzerinden geçirdiği meskür yoldaki tehlikelere maruz kılmıştır. Bu insanların aklı ve kalbi geçirdiği yolda nelere rastlamışsa ilk önce beni üzerinden geçirdiği meskür yoldaki tehlikelere ustad maruz kılıyor. Ne tehlike varsa imansızlık, beyin vesvese, evham, panik, depresyon her şey. İşte bu eser Allah'ın izniyle tehlikeye girmiş bazı musibet zedelere menfaat vermesi muhtemel ve mümkündür. İlk önce ben giriftar oldum. Bu eser de onun cevaplarıdır. Zamanın imamı olabilmesi için... Olamaz başka çünkü. 85 abi. Bu büyük mesleği de. Evet büyük mesleği de. Çok tuhaf ya. Risale'nin hepten acayip. İçine giriyorsun. Bu budur. İçeride bu da budur. Bu buradan geldi. Bu buradan geldi. Bunun karşısına bunu koy. Bunun karşısına bunu koy. Bu adam bloke etti. Yakalanan mağaraya geldi. Sıkıştırdı malını. Şimdi yakala. Akrep de var. Dikkat et bana. Yani şuurunu veriyor. Çok tuhaf ya. Ya gezdiriyor seni. İçerilerde dolaştırıyor. Ayna. Risale'nin ayna vazifesi yapıyor. Nasıl ki aynaya bakınca aynayı kimse görmüyor. Aynaya baktığı zaman aynayı görmüyor. Niye? Kendisini görüyor. Bak, bunun saçını taraması gerekirken bunu tarıyor. O kadar fena fili olmuş. Buraya bakması için buradan bakması lazım. Buraya bakamazsınız. Buraya bakamazsınız. Hariçte, hadiselerle kendini seyredeceksin. Bu hariçtir. Buradan kendini seyrettiğin gibi olaylarla kendini seyredeceksin. Olaylarla senin kim olduğunu. Ondan sonra Risale'nin bize böyle ayna oluyor. Risale ortadan kalkıyor. Direkt Allah'tan ders alıyor gibi oluyorsun. Direkt peygamberden ders alıyor gibi oluyorsun. Direkt Kur'an'dan ders alıyor gibi oluyorsun. Berzah yok, şeyh yok, abi yok, tarikat yok, şey yok. Fevkalade ya. Peki ders yapan ne yapıyor? Sen nazarete ders arkadaşıyız diyor. Ders arkadaşıyız. Sahabe. Sahabe sohbet. Sohbet ikram etmek. Nefes ikram etmek demektir. Nefes, sohbet. Sahabe demek. Sohbet erbabı demek.
Sohbet sahabettir. Nefesine sahip olmak. Nefesinde koyduklarına sahiplilik yapan. Sahabe. Yani nefesinin içerisinde kendisi var ya. Ya. Allah. Nefesi. Nefesini kendisi olduğu için sahabedir. Onu sahiplenen. Nefesi yok Resulullah'ın şimdi. Sözleri var. Kitapları var, davranışları var. Nefesi yok. Yani sohbet demek, sahabe demek sohbet ehli demektir. Sohbet sahabettir. Sahiplenendir. Sohbetin içindeki nefesine sahip o. Nefesinin sahibi demektir. Nefesin içerisinde elsinetikum velvanikum kişinin kendisidir. Kelam mucizesi de böyle ortaya çıkınca. Evet, kelam işte bu. O ağızdan bizzat çıkması lazım. Ona muhatap olacak. Evet, yani o sahabe şey olması lazım. O şey de olması lazım bak. Onu arabada gelirken şeyde Polatlı'da arabada tabii yamuk yumuk yazdık ama bunları sahabeden bahsettik. Sahabede bulabilir miyim bizi? Arabada sahabe. Bak şimdi biraz buldum. Tereşu ağacın çekirdeği hulasalanma sırrıcıdır. Teşahhus ise o ağacın çekirdek olarak hulasalanması, birisi süreç, diğeri neticedir. Sahabe, yani biraz fazla okudum yukarıdan galiba, sahabe, sohbet ikram edilen demektir. Sohbet, yani sahabet sahibi. Yani nefesin sahibi, nefesin sahiplenen. Nefes demek kişinin kendisidir. Ashab-ı sufa demek hikmet ikram edilenler demektir. Bir zat rüyasını size nakledeyim mi? Bana anlattı. Rüya. Dinleyelim abi. He? Dinleyelim. Ama doğru değil, bir rüya. Ben hoşuma gittiği için şey yapıyorum ve çok hoşuma gitti. Benim hoşuma gitti. Rüya bu. Rüyalar tenkit edilebilir şey olabilir. Din değil çünkü. Rüya. Dedi ki, çok ilginç bir rüya. Bir gün diyor, rüyamda Peygamber aleyhissalatü vesselam Ashab-ı Suffa'nın haftada bir gün farklı dersi oluyormuş. Ashab-ı Suffa'nın. Ashab-ı Suffa Peygamber aleyhissalatü vesselamın 300 ile 500 arasındaki vakıf talebeleri evlenmemiş, dünyaya çalışmamış, çalışmayan, ömrünü dine, ilme adamış insanların şeyi. Bunların başı da Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Evlenenleri çıkartıyormuş, onların yerine yeni talebe alıyormuş. Bunları yetiştirerek çeşitli memleketlere hizmete gönderiyormuş. Hatta bir gün Ayşe validemiz değirmen istemiş, değirmen. Demiş ki, Ashab-ı Suffa'nın daha ihtiyacını gidermedim ki değirmeni sana nasıl alayım? Malum. Ashab-ı Suffa hakkında bilgi vermekle beraber şimdi ben size bir şey anlatacağım. O rüyasını anlatacağım, o zatı. Din değildir ama bak. Gene iki defa, üç defa tekrar ediyor. Bunu siz mi gördünüz abi? Bir kardeş gördü. Kardeş gördü. Çünkü sonra din diye karşıma çıkacak da. Kardeşin rüyası. Dedi ki, bir gün Ashab-ı Suffa özel ders yapıyorlarmış. Enfusi. Peygamber aleyhissalatü vesselam kapıyı vurmuş. İçeriden bir tanesi demiş ki, kim o? Ben Hazreti Muhammed dedi aleyhissalatü vesselam. Gelemezsiniz denmiş içeriden. Nasıl olur ya? Ondan sonra Hazreti Muhammed dedi yani. Aleyhissalatü vesselam. Gitti. Herhalde beni anlamadı galiba dedi. Bir volta attı. Tekrar vurdu. Kim o dedi? Resulullah dedi. Gelemezsiniz demiş.
gelemezsiniz diyen... İçeride. Allah Allah. Resulullah. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın feraseti diye bir şeyi, işte ilham mı dersin, vahiy mi? Çünkü vahiy çeşitlidir, 70 çeşit bir şey var. Hayvanlara gelen var, ilham suretinde vahiy var, vahiy zimni var, vahiy sarihi var. İşte bir tanesinin herhalde gelmiş ki, üçüncü kez geliyor, bir kapıyı vuruyor. Kim o? Dedi içeriden. Hiç dedi. Girebilirsiniz dedi. Kapı açıldı. Ondan sonra içeridekine soruyor. Hazreti Muhammed dedim, açmadın. Resulullah dedim, açmadın. Hiç dedim, açtın. Niye dedi? Orada Hazret sıfatındır. Resulullah da vazifendir. Burası, bu sohbet ise hiç vasıf ve sıfatları barındırmayan, bütün vasıf ve sıfatlardan arınmış hiç olanların sohbetidir. Anlıyorum. O sıfatlarla geldin. Sıfatlarla vasıflanmayacaksın. Hiçlik. Hiç. Hiçlerin yeri. Çok tehlikeli bir şey bu. Hazret dedin, meziyet taktın. Resulullah dedin, vazifeni çıkarttın. Hiç dedin, hiç bütün her şeyden sıyrıldı. Ya şimdi kadar anlatmadım bizi bunu. Hani. Abi. Neyse, çok şükür haberimiz oldu. Bunlar da şey değil ama. Önemli ya. Hiç. Şeyde de. Hiç olursa. Diyor hiç ender için. Haçta da bu duygu bir müddet sonra o ihramlı nasip oldu. Biz Kramaç'a gidiyorduk hocam. Orada ilk önce hiçbir şey, yani şekil yok, bir şey yok, üzerinde simge yok. Bir müddet sonra yani o şeyde eriyor gibi hissediyorsun. O duyguya. Yani orada biraz daha o haçın o şeyini anlar gibi oldum da tam itirak edemedim ama. Yani elbiseyi sana neye çıkarttırıyor? Oysa elbiseyi çok örtün önemli. Diyen Allah. Evet. Örtün. Vahiy geldiği zaman, değil mi mesela? Tesettürü emreden Allah soyunduruyor. Soyundurarak soyunmaları öğretiyor bize. Vasıf ve o libasla vasıflandık. Anamızdan doğduğumuzu unuttuk. Doğduğumuz şekli unuttuk. Elbiseyi giydik. Elbisenin üzerine rütbeyi taktık. Elbise giydik. Hakim ve savcı olduk. Elbise giydik. İmtiyazlaştık. Bütün imtiyaz, bütün meziyet, bütün isnat edilen vasıf ve sıfatları libaslarda gösterdin. Sıyrıl onlardan. Çık onlardan. Çıkart onlardan. Çık oradan. Çıkmayı çıkartarak gösteriyor. Bir müddet sonra duygu olarak içer, bir müddet sonra geliyor. İlk evet. Başta gelmedi. İlk önce olmaz zaten. Atıyorsun böyle, yani kimse seni tanımıyor, etmiyor. Sonra, aç ve fakriyetini, yani Allah'ı örten, Allah'ı gizleyen mevcudat, Allah'ın azamet ve kibriyası örtüdür, Allah'ı örtendir. Bu zaman izar ve rida denilen iki parçayla örtünüyorsun. Yani... Çıkart kendini aradan, zahir olsun yaradan. Yani seni imtiyazlaştıran, seni bir yerlere taşıdığını zannettiğin, giydiğin, tiryakiliklerin, hislerin, duyguların, hazların, gururların, kibirlerin, takındıkların, takıntıların, çık onlardan, çıkart onlardan, sıyrıl onlardan. Yani ben de sizden biriyim lafını... İçte orada hissedilebiliyor bir müddet sonra, hemen değil de. Yani ben de sizden biriyim demek kolay ama onu işte duygularla kabul etme kolay olmuyor. Onda hiç. Adam sana çarpıyor, icabında hakaret ediyor. Belki adam hakimdir, doktor. Ve hiçbir vasıf ve sıfatları yok. Bir padişahla aralarında olsa bu hiçbir padişahın ben kayıt kendisi evet. Hiç an. Bütün ihramlı. Herkes ihramlı. Hiç kimse hep anasından doğmuş. Bir bakın, hiç kimse bir şey değil. Hiç.
Peygamber de böyle miydi? Evet. Hazreti Muhammed dedi, Hazret sıfatını takındın. Resulullah dedin, vazifedarlığını getirdin. Hiç dedin, aslına talip oldun. Ama bunu nasıl derler? Ne bileyim. Peygamber belki bu dersi vermek için yapmıştır. Ama bu olay olmuş demiyor, bir rüya. O meclisin neresi olduğu belli mi abi? Peygamber Efendimiz girdiği meclisin. Evet, Ashab-ı Suffa. Dedim ya onu. Ashab-ı Suffa. Üstad ne diyordu? İçenleri için. Evet. Fakat bütün mevduat isterim diyor. Birden isterim. Umumiyet. Bu manalar değil böyle düşünmek, değil tefekkür etmek, konuşmak. Konuşanları bile düşman olmuşuz. Bunları öyle vahdet-i vücut demişiz. Oysa Ustad kesret-i vücuttan vahdeti gösteriyor. Buradan vasıf ve sıfatlardan arınmaya ders anlatılırken vahdet-i vücut. Oysa yani vücudu tek görmek. Mesela bana da öyle derler ya. Vahdet-i vücut. Benim kadar vahdet-i vücuda zıt bir meşrep yoktur. Çünkü şeceri hilkat, bakın kesret-i vücuttur. 18 bin alemi detaylarını ortaya koyan nasıl tek vücudu iddia eder? Kesret-i vücuttan bahsediyoruz. Vahdet-i vücuttan bahsetmiyoruz ki. Risale-i Nur'u okuyan ve vahdet-i vücudun latif nüktelerdeki vartalarını bilen insan ona tevessül eder mi? Ama orada dane hakikatlar var. Üstad Hazretleri dane hakikat olmasaydı lemalarda, 28. lemalarda İslamiyet'in bir mucizesi der miydi Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne? İslamiyet'in bir mucizesi. Ha, ama o meşrep kendisine astır. Kendi gibi olanlara astır. Genelleyemez. Ama yanlıştır demiyor. O kadar terakki etmiş ki mevcudatı mertebe itibariyle hayale indirmiş. Ama Cadde-i Kübra değildir. Ve diyor ki bil ama bildirme diyor abi. Evet. Ya bil diyor yani. Bilmesi bil. Bir tespit yok yani yaptığı bir şey. Muhyiddin Arabi'nin cezası oydu. Bil dendi Allah, bildir demediği için bildirdi. O zaman bildirdiğinin cezasını yedi. Bedelini ödedi. Bedelini ödedi. Yani onun için vasıf ve sıfatlardan, Risale-i Nur bak kesreti vücuttan bahsediyor. Orada vahdeti gösteriyor. Yani orada tevhidliyor. Enfusi. Afaki tefekkürde diyor, icmali geç. Enfusi tefekkürde inceden inceye, derinden derine tetkikat yap. Hakikat ve istikamet yolu budur. Yani sen bambaşka bir şeydir. Risale-i Nur, 12 hak tarikatın hulasa-i camiasıdır. Hepsi var. Vahdet-i vücut da var. Kesret-i vücut da var. Mutezile de var. Mutezile de var. Hepsi var. Yani her şey var. Çünkü Kur'an'da küfür de var, iman da var. Çekirdekte kuruymuş dal da var, yaş dal da var. Renk de var, kütük de var. Çekirdek tersi var, yoksa nakıs olur. Güneş hepsini vurur. Gübreye de vurur, güle de vurur. Eksik olur, nakıs olur. Hepsi. Evet. 12 hak tarikat var, hak tarikat var, batıl da var demek istiyor. Küfrün fikirleri de var. Alemi gaybın nisanı diyor. Evet, alemi gaybın nisanı. Alemi şehadette, alemi gaybın nisanı. Allah Allah. Alemi gaybın? Alemi şehadette, alemi gaybın nisanı diyor. Alemi şehadette, alemi gaybın nisanı. Peygamberimize diyor. 25. sözde, Kur'an'ın tarifinde diyor abi. Kur'an'a mı diyor? Kur'an'a diyor abi. Kur'an'a bak. 25. Alemi şehadette, alemi gaybın nisanı. Aynen abi. Risale-i Nur için de kullanılıyor. Yok, Risale-i Nur şöyle diyor. Kur'an ayetlerinin ayetleridir. Yani ayetin ayetleri olunca, ayet demek delil, burhan, ispat demektir. Ayetin delilleri, burhanları. O birinci şu anda benim söylediğim. Onu biliyorum abi. Ha. Oku İrfan. Diyor ki abi, şu alemi gayb ve şehadet... Estağfurullah, yanlış şey yaptım abi. Alemi şehadette, alemi gaybi nisanı. Kimde bu abi? Allah Allah. Ve alemi şehadette, alemi gaybi nisanı. Alemi şehadette, alemi gaybi.
15. şu anda ne diyor biliyor musun peygamber içinde? Alemi gaybı, alemi şehadete taşıdı diyor. Gördün mü onu? Tamamlamışlar birbirlerini abi. Acayip ya. Yaşasın insan. Alemi gaybı, alemi şehadete. Bunları, evet, alemi gaybı, alemi şehadete taşıdı diyor peygamber için. Kur'an için de alemi şehadette, alemi gaybın lisanı diyor. Yani Risale-i Nur ne acayip bir şey bunları ortaya koymuş değil mi? Evet. Ne kadar şükretsek az ya. Peki, tekrar. Duydukça insan mutlu oluyor yani. Sensin ya bunlardan kasıt yani. Bunlar hep senden yapılmış. Bunlar hep senin. İnsan keyif artıyor ya. O bizim bildiğimiz halk lisanındaki enaniyet değil. İnsanda enesi ve enaniyeti kuvvetleniyor. Bu halkın enaniyet değil. Enaniyet demek ruzname, takvim, harit olmak, çekirdek olmak. Kainatın zemberi olmak öyle diyor da enaniyeti 146 emirda birde. Hani o zaman şuuruna varıyor. Ben ruznameyim, takvimim, hulasayım, kainatım, tamam mı? Bildiğin zaman insan keyfi artıyor ya. Çöplükte harcamıyor kendisi. Bunlar hep benden yaratılmış. Kayınvalidem demişti bana derse geldim eve geri döndüm abi işte. He. Diyor ya çocuk gibi olmuşsun diyor. Allah Allah. Bakın. Seviniyoruz ya hani böyle. Bu şeyler öğrendik, sevindik ona. Mutlu olduk işte. Mutlu olunca ne diyor? Çocuklaştın. Ben çocuklaştırmışsın diyor ya. Çocuk gibi olmuşsun. Risale-i Nur o derste dinleyince insan çocukla heyecanlı oluyor ya. Adem çocuk, Safiullah. O da Adem ben ağzımdan aldım. Adem Safiullah olduğunda onda. Kur'an'da peygamberin sıfatlarını anlatırken Adem Safiullah. İsa Ruhullah değil mi? Kelimullah. Kim? Musa Habibullah. Halilullah. Çocuklaştın diyor. Doğru. Çocuklaşmak için zaten. Çekirdeğim işte. Evet. Hadi El Fatiha.